Merhabalar, ben Elive Games'ten editörünüz Afofis. Size bugün Raiders'ın karakter yaratım incelemesini yapmaya çalışacağım. Şu an alfa döneminde olan oyunda toplam 6 ülkede 300 katılımcılık yer açılmış durumda. Türkiye için de 20 oyunculuk yer ayrıldı ve Elive Games olarak 20 oyuncunun da hesapları dağıtılmış bulunmakta. Şu an yarattığım karakteri görüyorsunuz. Grafikler gerçekten detaylı gözüküyor. Bir düşünmeye çalışalım bakalım grafikleri. Durum ne olacak? Evet, renkler bayağı oldu. Işık var. Daha detaylı, evet. Bir karakter yaratalım bakalım. Şu an alfa testi aşamasında sadece tek ırk sanırım insanlar bulunmakta. Dişi ve erkek olarak tabii ki de. 2 adet ses seçenekleri var. Kalın ve ince sanırım. Bayanlarda da aynı şekilde 2 adet ses. Kıyafetler gayet hoş gözüküyor. Postür neymiş? He, poz veriyor. Hoş. Karakter. Şu karakter yaratma ekranı nedense bana Vindictus'u biraz anımsattı. Belki de esinlenilmiş olabilir. Şu an klas olarak Defender, Berserker göstereyim. Defender, Berserker, Cleric ve Sorcerer olarak 4 tane klas bulunmakta. Gelecekte büyük ihtimalle daha fazla klas seçeneği tabii ki açılacaktır. Şu an sadece beta öncesi, yani alfa döneminde olduğu için bayağı sınırlandı. Karakterin zırhı gerçekten detaylı, ben bu kadar beklemiyordum. Silahta bile aşırı derece detay var. Yani ışıkları görüyorsunuzdur zaten şu an. Yani gölgelendirme 10 numara olmuş. Saçlarımıza surat tipimizmiş. Biraz bakalım. Şu pozu çekelim bakalım. 3 numara. 5 numara. 6, 7. Skin seçenekleri, yani renkleri, yani standart fazla aşırıya kaçınmamış herhalde. Tera'daki gibi mavi yeşil falan seçeneklerimiz yok. O şeyin makyaj seçeneği. Evet. Şöyle karakterimiz olsun bakalım. Saçları kaç tane? 14 tane saçımız var. Evet, bayağı rengarenk saç seçeneğimiz var. Tek tek bakalım. Hoş. 11, 13, 14 renkler. Nasıl gözüküyor? Bir açalım. Hoş gözüküyor bakalım. Karakter bayağı detaylı yapılmış, şaka maka. Hoş, beğendim. Customize kısmında ne varmış? Göz rengi. Yani göz rengi de niye bu kadar önemli? Dövmeler. Evet, yüz dövmelerimiz var. Aynı şekilde hop, bayağı istediğimiz yere çekebiliyoruz sanırım da. Gözün içini de mi boyadı? Ha, yok, boyamamış. Büyütebiliyoruz. Renkler. Bunda da biraz fazla renk olsaymış sanırım iyi olmuş. Bakalım dövmelerin çeşitlerine. Böyle ortaya getireyim. Çünkü yüzün ortasında gözüküyor bakalım. Hoş bir şey gözüküyor. Yani bunda böyle tam ortaya. Hoş gözüküyor. Bakalım. Güzel bir şey olmuş aslında, beğendim. Sadece oyunda savaşa yöneldiğinizde bunun pek bir önemi aslında yok. Kafaya takanlarda olmuyor değil. Aha, bunun için zevkli bir şey buluyor aslında. Böyle bir şey yaptık mı? Tamam. 10 numara oldu. Renk olarak ya, bunda rengi değişmesin lazım. Ha, göz rengi, pardon. Güzelmiş, hoşuma gitti. Şimdi kıyafetlere bakalım. Kıyafet. Zincirli kollar. Demir. Hoş. Bu da hoş bir şekilde. Diğer klasları da gösterelim olmazsa. Bakalım. Şu an oyun Mayet tarafından, yani yapımı Mayet tarafından gerçekleştirildi. Yayıncılığında Frogster üstlendi. 2012 yılının sonlarına doğru çıkmış olacak. Yaklaşık bir 1-2 ay içinde de beta dönemine girecek.
önümüzdeki yılda büyük ihtimalle Türkçeleştirme işlemi başlanmış olur. Bir de size bayan bir karakter deneyelim bakalım. Defender, Cleric. Ama şey, pederin hareketleri hoş. Gayet hoş. Şimdi yüz seçenekleri. Aynen, make-up. Kafasına bakalım. Saç seçeneklerin güzel. Hoş saçlar var. Bu sanki erkeklerde de vardı. Saç. Dursun bakalım. Dövme olarak büyük ihtimalle aynı dövmeler var, evet. Aynen. Aha. Bu var mıydı? Şöyle bir şey yapabilir aslında. Ay Allah işte o. Onun olması ya. Neyse dursun bakalım. Kıyafetler iki çeşit kıyafet. Yüzü olarak değil de daha çok rob ve zırh. Ha, evet, deri ve zırh olarak mı ayırmaya çalışmışlar bilmiyorum. Bundaki bulduğumuz da bu şekilde. Evet, Elayim Geriz ailesi. Karakter yaratımı şimdilik son veriyorum. İleriki dönemlerde size oyun içi videolarıyla beraber hem şey oyun motorunu hem detayları bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Biz takip etmeye devam edelim.